Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi babaların babasından bahsedeceğim. Her neyse, eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. The Godfather filminde babaların babası Don Corleone vardı. Bu babanın gerçek hayattaki kişisi ise Bernardo Provenzano'dur. Bernardo 1933 yılında Corleone kasabasında dünyaya gelmişti. Ailesi Bernardo'nun oldukça başarılı olmasını istiyordu. Bernardo başarılıydı ama silahlar konusunda. İlkokulu terk ettiği için ona tavuk beyinli dediler. Acımasız ve isabetli atışlarından dolayı da traktör de dediler. Daha 14 yaşındayken Corleone ailesine tetikçi olarak girmeyi başarmıştı. Oldukça iyi sır tutan Bernardo böylece başarı basamaklarını yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ve baba Salvatore Rina'nın sağ kolu olmayı başarmıştı. 1993 yılında babasına oldukça sadık olmasına rağmen Rina'nın yakalanmasıyla beraber Bernardo'ya gün doğmuştu. Ve 60 yaşında hayallerini gerçekleştirmişti. Cosa Nostra artık Bernardo'ya emanetti. Traktörün yanı sıra polisler ona başka bir isim daha vermişti. Hayalet. Tam 43 yıl boyunca kanundan kaçmayı başarmıştı çünkü. Teknolojiden uzak olması sayesinde bu kadar uzun kaçabilmişti. Mesajlaşmak için İtalyanca pentito denilen kriptolu ev notları kullanıyordu. Bu notları belli bir yere bırakıyordu ve postacılar da birbirlerini tanımıyorlardı. Bernardo güç kavgasında da başroldeydi. 1963'te 1. Mafya Savaşları'nı ve 1981'de 2. Mafya Savaşları'nı gördü. Katliam denilen bu hesaplaşma günlerinde Bernardo her tetiğe bastığında basamakları yükselmeye devam ediyordu. 2002 yılında prostat kanserine yakalanan Bernardo yeğeniyle beraber sahte kimlik hazırlayarak Fransa'ya gitti. Artık 70 yaşını geçmişti ve polisler Bernardo'nun ölmüş olabileceğini düşünerek peşini tam bırakacaktı ki İtalyan basını Bernardo'nun tedavi gördüğünü ve hayatta olduğunu söyleyince polisler tekrar peşine düştü. Bu tedavi aslında Bernardo'nun sonunu getirecekti ama bundan haberi yoktu. Polis teşkilatı Bernardo'yu bulmak için çok uğraşıyordu ama ellerinde pek bir şey yoktu. Sadece 1959 yılından kalma gençlik fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafı bilgisayarda yaşlandırıp robot resmi gazetelere dağıttılar. Tedavi gördüğü hastaneden kanserli doku hücresinden Bernardo'nun DNA'sını tespit etmişti ve başka hastanelerde ameliyat olan kardeşinin DNA'sı tespit edildi ve eşleştirildi. Sonuç başarılıydı. 43 yıl boyunca kanundan kaçan Bernardo artık yakalanmak üzereydi. Eşi Bernardo'ya en sevdiği tatlıyı yapmıştı ve kargoyla Bernardo'ya gönderiyordu. Polisler bu kargoyu tespit edip takip ettiler ve Bernardo'yu yakaladılar. 10 Nisan 2006 yılında İtalya'da genel seçimler vardı ve 11 Nisan 2006 yılında Bernardo'nun yakalanmasıyla beraber İtalyan basını seçimleri tamamen unutmuştu. Artık gündemde babaların babasının yakalanması vardı. Yüzlerce kişiyi öldüren Bernardo, iki savcının öldürülmesiyle yargılanarak ömür boyu hapis cezası aldı. Hapisteyken başına poşet geçirerek intihar etmeyi denese de başarılı olamamıştı. 13 Temmuz 2016 yılında idrar kanseri sonucu 83 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ve basın babaların babası öldü şeklinde duyurmuştur. Böylece bir devrin sonu da kapanmıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.